yaşından itibaren düzenlemekte olduğumuz kent söyleşilerinin Kasım ayı etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bugünkü söyleşimizin konusunu eğitim olarak belirledik. Ben de bu vesileyle biraz geçtiğimde olsa tüm öğretmenlerimizle Öğretmenler Günü'nü kutluyor ve minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Atatürk'ün eğitim konusundaki genel tutumuna baktığımızda eğitime ve öğretmenlere büyük önem verdiği ve Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş imarlık düzeyinin üstüne çıkarmak durumunda birinci sorumluluğu yine öğretmenlere verdiğini görüyoruz. Bu dönemde eğitim alanında pek çok köklü değişiklik edilmiştir. Tevhid-i Tehsisat Kanunu'nun kabulü, harf devrimi, millet mektepleri, halk evleri ve üniversite reformu bu değişimin parçaları arasında sayılabilir. Bir diğer önemli nokta ise uygulanan eğitim politikası ile fırsat eşitliğinin yaratılmış olmasıdır. Böylelikle ailelerinin gelir düzeyi yeterli olmayan pek çok genç iyi eğitim alma imkanına kavuşmuştur. Kısaca aktarmaya çalıştığım bu konular hakkında çok daha ayrıntılı bilgileri birazdan 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Mustafa Şahin hocamızdan dinleyeceğiz. Ben sözü kendisine vermeden önce değerli hocamızı sizlere kısaca takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Mustafa Şahin ilk ve orta öğrenimini Bergama'da tamamladı. Tarih eğitimine Uludağ Üniversitesi'nde başladı. Yüksek lisanslı doktorasını 9 Eylül Üniversitesi'nde Cumhuriyet dönemi eğitim düzeyine yaptı. Doktora sonrası araştırmalarını Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde eğitim politikaları alanında sürdürdü ve misafir öğretim üyeliği yaptı. 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleme İnkılap Tarihi Enstitüsü'ne başladığı öğretim üyeliğine Buca Eğitim Fakültesi'nde devam etti. Sırasıyla doçentlik ve profesörlük ünvanlarını Sosyal Bilgiler Eğitim Anadolu'nda aldı. Hayatı ve düşünceleriyle Mustafa Rahmi Balaban ile Gazi Paşa Hazretleri'nin Marif Umdesi, Asri Terbiye ve Marif isimli basılmış iki kitabı vardır. Profesör Doktor Mustafa Şahin halen Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Keyifli ve aydınlatıcı bir söyleşi olması temennisiyle değerli hocamızı buraya davet ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Buyurun hocam. Atatürk dönemi eğitimiyle ilgili bazı temel
verilere yer vereceğim. Atatürk döneminin eğitim vizyonunu, özellikle vizyon diyorum çünkü son dönemde moda oldu biliyorsunuz. Eğitim vizyonunun ne olduğu konusunda satır başlarında ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Bu eğitim vizyonu veya eğitim politikalarını gerçekleştiren kişi ya da kurumlar veya kurumlar kimlerdi, neler yaptılar, bunlar üzerinde bir şeyler söyleyeceğim. Ve en nihayetinde bu vizyon ve bu eğitim politikaları çerçevesinde hedef kullanılan noktalarda acaba nerede gelindi? Bu bulguları sizlerle paylaşmaya çalışacağım ve en sonunda bir değerlendirme yapacağım. Işığı kısabilir miyiz? Çok güzel bir sesi olacak. Bu film İngiliz, Fransız ve Amerikalıların Anadolu'daki günlük yaşayışını İstanbul ekseni de olsa çektikleri filmlerden benim bizatihi derlediğim kısa bir film. Konuşmaya başlamadan öncelikle bunu izletme gereği hissettim. Çünkü nasıl bir Anadolu vardı 1920'lerde ve 1930'larda ona bakarsak ondan sonrası galiba daha büyük bir şekilde ortaya çıkabilecek. Bu kadar mı kısa bir okey, tamam. Peki. Ayrıntılarını vereceğim zaten ilerleyen slaytlarda. İkincisi,
dağınık bir eğitim sistemi var. Biraz sonra yine bunlar üzerine ayrıntılı duracağım. Bu dağınık eğitim sistemini merkezi bir eğitim de toplama gayesi hakim. İşte tevhidli tedrisattan bahsedeceğim biraz sonra yine ayrıntılarıyla beraber. Neden ihtiyaç hasıl olduğu noktasına gelebilmek için. Bir başka vizyon, yani hedeflenen nokta bir politik olarak yeni harfler kabul edilsin ve ardından da bu yeni harflerle beraber bir büyük eğitim hamlesi gerçekleştirelim düşüncesi hakim. Laik ve karma eğitim ilkesi hakim kullanılacak diye yine vizyonda. Hem örgün hem yaygın, yani hem okullarda hem de halk kitlelerinde eğitim, öğretim seviyesini ileri seviyeye çekmeye çalışacağız deniliyor. Toplumun yaklaşık olarak 1920'lerin başında %85'ine yakın oranı köylerde yaşıyor. Dolayısıyla çok net bir şekilde şu söyleniyor. Biz eğer eğitimden bahsediyorsak o zaman öncelikle köyde eğitimden bahsetmemiz lazım. Öğretmen diyorsak köye yönelik öğretmenden bahsetmemiz lazım. Bu nedenle köye yönelik eğitim ön planda tutulacak gibi deniliyor. Eğitimin tüm kademelerinde hem nitelik hem de nicelik olarak eğitim seviyesini yüksek tutmaya çalışacağız deniliyor. Ve son olarak yine vizyonda ifade edilen unsurlardan birisi şu: maarif ve gayretin bütçesi yüksek tutmaya çalışılacak. Şimdi bakalım acaba bunlar nasıl gerçekleşti ve o soruya cevap vermeden önce acaba bu eğitim vizyonunu çizen kişiler, kurum ya da kurumlar neler? Onlara bir bakalım. Oradan hareketle hakikaten bu hedeflenenler noktasında, gelinen noktasının bir bilançosunu çıkarmaya çalışıyoruz. Benim zaten söyleyişim bu nokta üzerine şekillenmeye çalışacak. Kimler yol veriyor Türkiye eğitim sisteminin erken dönemlerinde, erken cumhuriyet döneminde? Ben buraya birkaç kurul ve kişi ismi koydum. Bir kere tartışmasız bu dönemde damgasını vuran kişi, diğer ekonomide de, siyasal reçetelerde de olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ün salt devlet başkanı olması sıfatıyla değil, yapmış olduğu konuşmalarla ilgili ki sadece eğitimle ilgili vermiş olduğunu söyleme demişler, iki ciddi biliyorsunuz. Çok önemsiyor eğitimi. Fakat o kadar önemsiyor ki biraz sonra hemen göreceğiz. Savaşın en yoğun olduğu dönemde arkada da görüyorsunuz, 1920 yılında Maarif Kongresi'ni topluyor. Hatta bu çok eleştiri konusu da oluyor. Ne demek yani? Siz sözünü ettiğiniz tarih konumuz 1921'den bahsediyoruz. Sözünü ettiğiniz tarih Ankara'ya doğru yavaş yavaş geri çekimlerin gerçekleştiği, Yunan'ın taarruza geçtiği dönemdir. Dolayısıyla şu söyleniyor, ya nasıl olur? Bizim topa, tüfeğe, kurşuna vesaire para ayırmamız gerekiyorken siz bir Maarif Kongresi takip ediyorsunuz ve buraya bir bütçe ayırıyorsunuz. Üstelik de yetmiyormuş gibi siz buraya yani parantez bilgi kadın öğretmenleri de davet ediyorsunuz diye eleştiri konusu falan da yapılıyor. Hatta o dönemin Maarif Vekili, yani Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Sufi Tanrıöver'dir. Eleştiri konusu yapılıyor ve adam özellikle kadın öğretmenleri niye buraya davet edildiği sorusuna göğüsleyemediğinden veya cevap vermek istemediğinden dolayı istifa etmek durumunda kalıyor. Yani Atatürk'ün hakikaten eğitime ilişkin kendine adanışlığı çok yüksek bu dönemde ve ilerleyen dönemde önceye kadar da devam ediyor. Eğitim politikasına yön veren Mustafa Kemal her daim bunun içinde, tüm yabancı eğitim uzmanlarına varıncaya kadar işin içinde. Kurullara bakıldığında Maarif Eğitim Kongresi, biraz önce biraz bahsettim. 1921 yılında henüz daha bizim nereye gideceğimiz çok belli değil. Yani bir devlet kurulmaya çalışılıyor ama yaşayacak mı? Milli mücadele gerçekleşecek mi? Hedefe ulaşılabilecek mi? Bu sorular daha ortadayken, az önce sözüne ettiğim gibi sıcak savaş ortamı sürdürülmekteyken, Anadolu'nun her köşesine ulaşılamıyor kuşkusuz ama Anadolu ve Ankara civarındaki öğretmenlerden oluşan, İstanbul Darülfünun'dan bazı profesörlerin katıldığı, bazı işte bugünkü ismiyle ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdürü diyebileceğiniz insanlardan teşekkür etmiş bir grup, sayısı tam net değil, 200 diyen var, 250 diyen var, bu kadar gruptan oluşan kişiler muallim mektebinde toplanıyor ve orada eğitimin istikametinin ne olacağı yönünde kararlar alıyorlar. Ve 1939 yılında Türkiye'de ilk kez Maarif
Şurası toplanmıştı. Maarif Şurası gerçekleşinceye kadar Türk eğitim sistemini şekillendiren temel argüman olarak karşımıza çıkardı Maarif Kongresi. Burada mekteplerin nasıl olacağı, öğretmenlerin nasıl seçileceği, ders kitaplarının nasıl dizayn edileceği ilişkin önemli kararlar alınmıştır. Birkaç toplantı yapılır ve bunun da açılış konuşması Mustafa Kemal Atatürk bizatihi yapar. Cepheden kalkar gelir ve orada öğretmenlere yönelik der ki sizin için hakikaten çok önemli çok önemli olduğunuzu düşünüyoruz. Biz sadece cephede kılıçla kazanmayacağız. Bu savaşı kesinlikle kazanacağız ve esasında asıl zaferi biz sizlerle kazanacağız. Bu motivasyonu sağlamaya çalışır. Aynı zamanda eğitim politikalarına yön veren, vizyona yön veren bir başka kurul TRT Tercüme Heyeti. 1927 yılında Maarif Kongresi ile eş zamanlı kurulan kurullardan birisi. İçinde önemli kişiler var. Yusuf Akçura gibi önemli bir zat var. Ziya Gökalp gibi birisi var. Yine İzmir'de eğitimci ama çok tanımayan, biyografisini yazdı Mustafa Rami Balaban var. Elhamdülillah Sopi Tamburalar var. Bu insanlar TRT Tercüme Heyeti'nin içindeki heyette yer alıyorlar ve Türkiye'de mekteplerin nasıl olması gerektiği, öğretmen seçiminin nasıl olması gerektiği, okutulacak kitaplar, eğer çevirme kitaplar olacak ise hangi kitapların çevrilmesi gerektiği hususuna ilişkin kararlar alan bir heyet. TRT Tercüme Heyeti'nin bu anlamda eğitim tarihçesine bakıldığında hakikaten öneminin büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun dışında eğitim politikalarına yön veren başka kurullar var. TRT İlmiyeler 1923'te, 24'te ve 25 yılında 3 kez toplanıyor bunlar. Özellikle TRT İlmiyeler Türk eğitim sisteminin politikalarının şekillenmesindeki galiba en önemli adımları atan kurullar. Artık burada sadece öğretmen seçiminin nasıl olacağı değil, hangi ders kitaplarının okutulacağı değil, müfredatlara nasıl çeki düzen verilmesi gerektiği, yarınlara yönelik eğitim sisteminde nasıl bir adım atılması gerektiği hususuna ilişkin önemli kararlar alınıyor. Peşet alabilir miyim? Spotlar o kadar fazla ki hakikaten terlettiriyorum. İzniniz olursa aslında ceketi çıkarttım, daha da rahat olacak o yönde. Bir soru var. Aslında ben konuşarak, oturarak konuşmayı çok seven bir hoca değilim. Normalde biz hayatta konuşmayı ve kürsüde konuşmayı çok tercih eden birisiyiz. Çok formal geliyor bana bu yüzden. Burada oturarak konuşmalar ama bu doğrultuda yapacak bir şey yok. Başlamış olduk artık burada, öyle söyleyeyim. Heyet İlmiyeler aracılığıyla Türk eğitim sisteminin ana noktasının kurulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O kadar enteresan şeyler konuşuluyor ki bazıları gizli toplantılar yapılıyor. Karma eğitime geçilmesinin kararı alınıyor. Bazıları bir oldu bittiye getiriliyor ve bu yönde karma eğitime geçişi gerçekleştiriliyor. İşte 1924 yılında olduğu gibi. Çok net altı çizilerek eğitim sisteminin layık bir çerçevenin olması gerektiğini altı çiziliyor heyeti bilgilerde. Sanki 1930'lar, hatta 1940'larda TÜİK'in açıldığı dönemdeki o temel kararlara yönelik maddeleri heyet ilmiye tutanaklarında biz çok net bir şekilde görebiliyoruz. Heyet ilmiyeler ilk etapta almış oldukları bu kararları 1926 yılında tarihi terbiye kurulu kuruluncaya kadar devam ettiriyor. Mütemadiyen toplanıyorlar. 1926 yılında Eğitim Bakanlığı'nın esas karar merci noktasında olan Tarihi Terbiye Kurulu kurulduktan sonra ki bu bir nevi Milli Eğitim Bakanlığı'nın beyni hürriyeti özelliğini taşımakta. O noktadan sonra artık daha sistematik bir şekilde içinde heyetlerin her daim bulunduğu, başkanının olduğu, doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir kurul olarak politikaları belirleyen bir yapıya doğru gidiyor. Bu süreçte Darülfünun'dan destek alınıyor. Ama istenilen ölçülerde değil. Zaten biraz sonra ifade edeceğim. İstenilen desteği vermediği için de Darülfünun kapatılıyor zaten bir müddet sonra. Darülfünun'dan buraya katkı sağlayanlar var. Mesela bunlardan bir tanesi İsmail Hakkı Baltacıoğlu. Yine bu süreç içinde yazdıklarıyla, çizdikleriyle veya konuşmalarıyla Türk eğitim sisteminin yarınlara yönelik ne olması gerektiğine ilişkin sorusuna cevap veren başka insanların ifadeleri de var. Biz bunların içinde Ethem Necat'ı da görüyoruz.
İsmail Bey'de, Mahir İsmail Bey'de, İsmail Mahir Bey'de görebiliyoruz bu doğrultuda. Hakikaten önemli bir kimlik oluşturuyor bu insanlar. Ama yatsıya icatlı bir başka gerçeklik var. O da yabancı eğitim uzmanları. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şunu düşünüyor. Ya biz yeni bir eğitim sistemi kuracağız. Dolayısıyla yeni bir eğitim sistemi kurulurken sadece kendi içinde ne olup bittiğine bakmayalım. Aynı zamanda dışarıda ne olup bitip attığına da bakalım. Yani evrensel değerleri de önemsiyor. Bu nedenle aslında daha Osmanlı döneminden itibaren gelen ecnebi mütehassıslar ve yabancı eğitim uzmanları Cumhuriyet Türkiye'si ile beraber sayısı giderek artmaya başlıyor. Bunların içinde bizim ilk bildiğimiz en önemli yabancı uzman Amerika'dan gelen Profesör John Dewey'dir. Veya John Dewey diye bizim kaynaklarda geçen kişilerden bahsediyorum. Profesör John Dewey 1924 yılında Türkiye'ye geliyor. Yaklaşık 2,5 ay Türkiye'de kalıyor ve Türk eğitim sisteminin bir nevi genel bir fotoğrafını çekiyor. Diyor ki işte sizin yapınız bu. Şunlar yapılırsa, şu doğrultuda hareket edilirse iyi bir sonuç alabilirsiniz. Bu soru vermeye çalışıyor. Fakat o dönemin idarecileri tek bir ülkenin eğitim sistemine kanaat getirmediklerinden dolayı sadece Amerika'dan çağırmıyoruz biz yabancı uzmanları. Almanya'dan da çağırıyoruz, Macaristan'dan da, Sovyetler Birliği'nden de çağırıyoruz, İngiltere'den de çağırıyoruz. Ve hatta daha ileri ufaklı ülkeler, o Meksika'dan bile gelen uzmanlar var bize. Bu yüzden erken Cumhuriyet döneminin eğitim sistemi şekillendirilirken, yabancı uzmanların görüşlerine başvurulurken Osmanlı'dakinden biraz daha farklı bir perspektif çizildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Osmanlı'da padişahların veya yönetimlerin hangi ülkelerle dostluğu güçlü ise o ülkelerden yabancı uzman getirmesi söz konusu ama erken Cumhuriyet döneminde böyle bir tasarruf yok. Muhtelif yerlerden gelebiliyor. Şimdi toparlayacak olursak, eğitim politikalarına yön veren kişi veya kurullar belli başlı bunlar. Peki ne yapıyor bunlar? Bakalım. Bir kere hedeflenen şey şu. Dağınık haldeki eğitim politikalarına son vereceğiz ve eğitimde birlik sağlayacağız. Ne demek bu? Hani hepimizin daha ilkokul sıralarından itibaren öğrendiğimiz bir şeydir. 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü. Öğrencilerimiz soruyorum, defaten soruyorum, nedir Tevhid-i Tedrisat? Öğrencilerimizden aldığımız cevap şu, eğitim, öğretim birleştirmesi. İyi de yani neyle neyi birleştiriyoruz biz bu anlamda? Birleştirmesinin esasında şu, 1924 yılını ölçüt aldığımızda, o tarihte bizim elimizdeki eğitim kurumlarımıza baktığımızda, birden fazla eğitim kurumu var. Bir, medreseler var. Müfredatları kendilerine göre dizayn edilmiş. Müderrislerini kendisi seçiyor. Ödemelerini kendisi yapıyor. Okul mimari yapıları ayrı. Dünyayı okuma biçimi ayrı. Yetiştirdiği insan tipi ayrı. Bu ayrı. Bir başka eğitim sistemi var. Sıbyan mektepleri veya iktidai mekteplerden başlayarak devam eden okullardan bahsediyoruz. Onların yetiştirdiği insan tipi ayrı, okuttukları kitaplar ayrı, öğretmenler yine kendileri seçiyorlar. Bir başka okul tipi var, azınlıkların kurduğu okullar. Onlara dokunamıyorsunuz zaten. Azınlıkların kendilerine özgü okulları var, öğretmenlerini kendileri seçiyor. Öğrencilerini kendisi seçiyor, sınavlarını kendisi yapıyor. Dolayısıyla onların da dünyayı okuma biçimi ve yetiştirdiği insan tipi ayrı. Yabancı okullar var. Azınlıklardan farklı olarak. Bunların da aynı sistematiği söz konusu. Dünyayı okuma biçimi farklı olan insan tipi yetiştiriyor. Ama biz en baştan bir şey söyledik. Mustafa Kemal ve ekibinin ısrarla üzerinde durduğu şey şu. Ya biz bir devlet kuracağız ve bu devlet milli bir devlet olacak. Eğer siz bir milli devletten bahsediyorsanız bir defa tartışmasız bir şekilde eğitimimizin milli olması lazım. Dolayısıyla bu çerçevede birbirinden ayrı doğu dünyasına, batı dünyasına, azınlıkların kendi dünyasına selam yollayan insanların olduğu değil. Madem ki devrim gerçekleştiriyoruz, o zaman Türk devrimiyle uyum içinde olabilecek ve buna bu uyuma işler verebilecek bir eğitim sisteminin olması gerekir deniliyor. Ve 3 Mart 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkartılıyor. İşimiz bu. Ve Tevhid-i Tedrisat toplumu inşa etme, yeni bir toplum yaratma projesindeki eğitim perspektifine bakıldığında
tartışmasız birinci adım ve en önemli adım ürünüyle bakıldığında. Arada başka bazı değişiklikler var ama bizim konumuz değil bunlar. Biliyorsun 1925 yılında şapka değişikliği var, 26'da medeni kanun kabulü var, yasal değişiklikler var. Bizim konumuz dışında olduğu için ben eğitimle alakalı konular satır başlar halinde geçiyorum. Toplumu inşa etme sürecinde ikinci en önemli adım alfabe değişikliği. 1 Kasım 1928'de alfabe değişikliğini gerçekleştiriyoruz. Ve 24 Kasım 1928 yılında da Mustafa Kemal'i baş muallim ilan ediyoruz. İşte o nedenle biz 24 Kasım'da öğretmenler günü olarak tutuyoruz zaten. Mustafa Kemal'i baş muallim, baş öğretmenlik ünvanı verildiği gün olması sebebiyle 28 yılında. 1 Ocak 1924'ten itibaren de bu alfabe değişikliği alakalı adımlar atılmaya başlıyor. Alfabe değişikliğinin yapılmasının birkaç nedeni var kuşkusuz. İçimizde eski yazı okumasını bilenler muhtemelen hak vereceklerdir. Latin alfabesiyle, bizim kullandığımız Latin alfabesiyle karşılaştırıldığında okuması güç ama yazması bir hayli güç bir yazı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani ikisini mukayese ettiğinizde Latin alfabesi, bizim kullandığımız Latin alfabesinin bazı farklılıklar var onun batıdakine göre daha kolay olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir pratik nedenlerle kabul ediliyor. Ama esas Latin alfabesine geçişin en temel sebebi devrim gerçekleşiyor Türkiye'de ve bu devrim gerçekleşirken A'dan Z'ye değişikleştirilmesi icap ediyor. Yani Doğu dünyasından kopuş, o Batı dünyasıyla bir buluşma söz konusu. Bir kültür devriminden bahsediyoruz. Dolayısıyla Doğu'yu simgelediğine inanılan unsurlardan tek tek sıyrılmaya çalışılıyor açıkçası. Ve alfabenin bunun en belirgin unsurlarından birisi bu nedenle Arap alfabesinden Latin alfabesine yeni yazı geçiş söz konusu. Toplumun inşa sürecinde atılan önemli adımlardan birisi de Latin alfabesini topluma en kısa süre içinde okuma yazmayı öğretmek amacıyla oluşturulmuş olan Adana'da Millet Mektepleri dediğimiz sonradan bunların ismi değiştirilmiştir, ulus okulları adı verilmiştir, Türkçeleştirilmiştir açıkçası. Millet Mekteplerinden bahsediyorum. Millet Mektepleri üç grup halinde dizayn ediliyor. A kursları veya A dershaneleri, B kursu veya B dershaneleri, bir de seyyar Millet Mektepleri olmak üzere. Bunlar önceleri 2 ay olarak planlanıyor. Yani 2 ayda işte A dershaneleri bitirsin. Fakat ilk tecrübelerden sonra bakılıyor ki 2 ayda bu iş olmayacak. Dolayısıyla 4 aya çıkartılıyor. Okuma yazma bilmeyen kişiler Millet Mekteplerine alınıyor. Bunlar okul çağındaki çocuklardan bahsetmiyoruz. Onlar okullara gidecekler zaten. 16-45 yaş arasındaki yetişkinlerden bahsediyoruz. Öğretmenler ilave bir ücret almaksızın öğrenciler okuldan çıktıktan sonra derslerini bitirdikten sonra akşam saatlerinde onların abilerini, ablalarını belki anne veya babalarını içerecek tarzda akşam saatlerinde kadınlar ayrı dersliklerde, erkekler ayrı dersliklerde olmak üzere akşamları mütemadiyen bu kişiler derse davet ediliyor. 4 ay süreyle başarı sağlayanlar, 4 ay içinde başarı sağlayanlara burada gördüğünüz gibi mezuniyet miskası veriliyor. Yani A dershanesini bitiriyor. A dershanesini bitirenler bu defa bir 4 aylık eğitimden daha geçiyor. Ondan da başarılı olurlarsa B mezuniyet miskasına sahip oluyor. Bu önemseniyor. Neden önemseniyor? Çünkü burada sadece okuma yazma öğretilmiyor. Millet Mektepleri başlıkta da ifade ettim. Sadece yeni alfabenin halka en kısa zamanda öğretilmesini amaçlayan bir okuma yazma seferberliği unsurları gibi düşünülmemesi lazım. Aynı zamanda yeni bir toplum inşa ediyorsunuz ve yeni toplum inşa sürecinde yine Millet Mektepleri burada önemli bir boşluğu dolduran okullar olarak karşımıza çıkıyor. Bunları yine başka şeyler alacak. Biraz sonra konuşacağız. Seyyar Millet Mektepleri var. Seyyar Millet Mektepleri işte 20 kişiden fazla işçi çalıştıran fabrikalarda, cezaevlerinde ya da ulaşıma oldukça güç olan köylere öğretmenlerin yine herhangi bir ücret talep etmeksizin hafta sonuna gidip orada insanlara okuma yazma öğrettikleri kurslar olarak karşımıza çıkıyor. Millet Mektepleri bu yönüyle yurttaşlık bilgisinin yoğun olarak işlendiği özellikle beyin dershanelerinde
Türk devrimine en ücret köşelere kadar ulaşılmayı hedefleyen mektepler olarak karşımıza çıkmakta. 1 Ocak 1929'da açıldığını söyledik. 1935 yılına kadar yoğun bir şekilde devam ediyor ve bu süre içinde Türkiye'deki okur yazarlık oranı %20'ler seviyesine geliyor. 1928 yılında harf değişikliği sonrası okuma yazmanın neredeyse sıfır indiğini düşünürsek %20'ye ulaşılması yaklaşık 6 yıllık bir sürede oldukça iyi bir rakam olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. 35'ten sonra çok fazla ilgi olamıyor. Olamayışın sebebi de 2. Dünya Savaşı öncesi dünyadaki savaş tamtamlarının çalması, Türkiye'deki iktisadi yapının artık millet mekteplerine ilave bir bütçe ayırmasının güçlüğüyle de açıklanabilir. Toplumu inşa sürecinde sadece millet mekteplere tevhid-i tesisat gibi Latin alfabesi gibi unsurlar söz konusu değil. Toplumun inşa sürecinde bu defa toplumun her seviyesine adeta nüfuz edecek tarzda yeni adımların atıldığını görüyoruz. 31 ve 32 yıllarında kurulan Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu aracılığıyla. Türk Tarih Kurumu aracılığıyla Türklük bilinci, milli kimlik her yönüyle bilimsel yönlerden araştırılması hedeflenen bir adım. Türk Dil Kurumu da içinde Arapça, Farsça unsurlarının yaygın olarak kullanıldığı, Türkçenin sanki biraz daha kapı dışında bırakıldığı bir noktada Türkçeyi daha egemen bir dil kılmak amacıyla oluşturulan önemli kurumlar olarak karşımıza çıkmakta. Bunlar da yine toplumun inşa etme sürecinde Türklük bilincinin milli kimliği aşılama noktasında önemli üzerinde durulması gereken kurumlar. Bir başka kurum, halk evleri ve halk odaları. Çokça eleştiri almıştır halk evleri. Neden halk evleri çokça eleştiri alıyor? Çünkü halk evleri Türk Tarih Kurumu veya Türk Dil Kurumu gibi bağımsız sayılabilecek organlar şeklinde değil, Cumhuriyet Halk Partisi'yle çok iç içe olması, CHP'yle halk evlerinin çok iç içe halde bulunması şeklinde büyük bir eleştiri kaynağı haline dönüşmüştür. Şunu söyleyelim, halk evleri şehirlerde, halk odaları biliyorsunuz küçük yerleşimlerinde, köylerde açılan, aynı amaca yönelik olarak hizmet eden kurumlar. Bu kurumlar aracılığıyla Türk devrimini, Cumhuriyet Türkiye'sinin kazanımlarını Türkiye'nin tüm satına yaymayı amaçlayan kurumlar. Halk evlerinin büyüklüğüne göre toplamda 9 tane şubeye ulaşabiliyor. Bunun içinde Güzel Sanatlar Şubesi var, Köycülük Şubesi var, Müzecilik var, Kütüphanecilik var, Spor Kolu vesaire gibi bir takım şubeleri var. Bu şubeleri açarak halkı halk evlerine ya da halk odalarına toparlayarak hem Türk devrimini anlatmak, aydınlanmayı sağlamak hem de hakikaten gündelik hayatına dokunmayı amaçlayan kurumlar olarak da adlandırmak mümkün. Hatta ben bunu bir yönüyle son dönem değil ama orta dönem Osmanlı'daki tekkelere de zaman zaman benzettiğim olabiliyor. Tekke deyince bizim aklımıza hemen sanki son dönemki sufi unsurlar gelir ama erken dönem tekkelere bakıldığında daha sanki bu yönüyle halkla buluşan kurumlar gibi çağrıştırıyor bana. Toplum inşa sürecinde atılan belki en üst düzeydeki adımlardan bir tanesi üniversitenin ıslahı veya üniversitenin reformu. Şimdi 1924 yılında Tevhid-i Tevhisat Kanunu'ndan sonra medreseler kapatıldıktan sonra medreselerin bazı unsurları da İstanbul'daki Darülfünun'a bağlanıyor. Biliyorsunuz Darülfünun çok daha eski dayanıyor. 1800'lerin sonunda son çeyrekte açılan bir kurum. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Darülfünun'a dokunulmuyor. Dokunulamıyor daha doğrusu. Mustafa Kemal 1923 yılında Cumhuriyet 22'de saltanatı kaldırıyor, 23'te Cumhuriyeti ilan ediyor. Peş peşe 24-25 her sene önemli adımların, değişikliklerin yapıldığı, yani tam bir devrim süreci yaşanıyor. Ama bu süreç içinde Darülfünun'dan destek almak demeyelim, zaman zaman ciddi eleştiriler de alınıyor. Yani gazetelere buradaki Darülfünun'da görev yapmakta olan müderrislerin sert yazıları ile karşılaşımda oluyor. Bir bardağa taşıran damla 1932 yılında Türk Tarih Kurumu'nda
Reşit Galip'le ki sonradan Milli Eğitim Bakanı olacaktı biliyorsunuz. Reşit Galip'le Zeki Velide Togan'ın tartışmaları noktayı koyuyor adeta. Zeki Velide Togan Türk Tarih Kurumu'nda ki kendisi Orta Asya Türk Tarih uzmanıdır ve kendisi o kökenlidir zaten biliyorsunuz. Orası o konuyla alakalı konular konuşulurken Reşit Galip'le çok sert tartışmalara giriliyor. Daha sonradan kişiselleştiriliyor bu işlerde ve örtülü bir şekilde Atatürk eleştiriliyor. Devrime destek çıkılmadığı gibi köstek olunuyor gerekçesinden de hareketle. Darif'in de zaten Türk devriminde hiçbir katkısı olmadığı gerekçesinden de hareketle adeta 1933 yılında davet ediyor. İstanbul Üniversitesi adıyla yeni bir kurum oluşturuldu ve bu esnada tabii ki onlarca üniversite hocası üniversiteyle ilişkiyi kesiliyor. Bu kesilenler arasında yine meşhurlardan Fuat Köprü, İsmail Ekrem Altıncıoğlu gibi isimler de var biliyorsunuz. Şimdi bunlar toplumu, yeni bir toplumu inşa etme sürecindeki çok önemli adımlardı. Yine toplumu inşa etme sürecinde atılan başka adımlar var ama ben bunları biraz daha köy eğitimiyle ilişkilendirerek vermeyi anlamlı buldum. Konuşmanın başında söz etmiştim. 1920'lerin başında Türkiye toplumundaki yaklaşık olarak her 5 kişiden 4'ü köyde yaşıyor. Dolayısıyla sizin eğer bir reçete uygulamanız gerekiyor ise 5 kişiden birisi değil 4 kişinin ön planda tutulduğu tarafa yönelik reçete sunmanız bekleniyor. Bu doğrultuda köy eğitimi ve köy öğretmen yetiştirme adımları çok ön planda tutuluyor. Buna yönelik adımların atıldığını aslında biz daha erken yıllarda görüyoruz. Daha emel başı yıllarında, 1910'lu yıllarda köy öğretmeni yetiştirmeye ilişkin çok ciddi adımlar var ama o yıllarda işte Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı haline gelen milli mücadele pek çok şeyi engelliyor. Yavaş yavaş kendine gelen bir toplum ve 1926-27 yıllarında Türkiye'de ilk defa köye yönelik iki tane okul açılıyor. Köy Muallim Mektebi açılıyor. Bir Denizli'de bir de Kayseri'de açılan bir okul. Birkaç sene bunlar eğitim veriliyor fakat istenilen sonuç elde edilemiyor çünkü müfredatı iyi zannedilmediğinden dolayı. Bunun yerine bu defa başka bir eğitim kurumuyla karşılaşıyoruz ki bana sorarsanız ben aşağı yukarı çeyrek yüzyıldır eğitim tarihini ilgilenen birisiyim. Bizim eğitim tarihimizdeki bence en orijinal eğitim kurumlarından birisi köy eğitmenliği kurumu olduğunu söyleyebilirim. Hatta köy enstitülerine tavan oluşturması sebebiyle daha da orijinal olduğunu söyleyebilirim. Köy eğitmenliği Saffet Arıkan'ın döneminde gündeme geliyor. Saffet Arıkan tekinisi eski bir subaydı biliyorsunuz. Kendisi Maarif Vekili olduğunda danışmanlarıyla beraber çözüm arayışında Türkiye'de köye yönelik adım atılacak ama en temel sorun şu. Köylerde okul yok, hadi okul kurdunuz, öğretmen yok. Parmakla sayılacak kadar az sayıda mahalle mektebi var, öğretmen okulu var Türkiye'de. Eğer mevcut öğretmen okullarıyla sonuç alınmaya kalkılacak olursa, kendi tanımlamalarına göre aşağı yukarı 100 yıl falan beklemek gerekecek. Ama 100 yıl beklemek tahammülü yok. Çünkü siz bir yeni adım atmışsınız, toplumu geliştirmek istiyorsunuz. Mustafa Kemal'in deyimiyle muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmaya çalışıyorsunuz. O zaman bir an önce eğitimi kurtarmak durumundasınız. Ne yapacaksınız? Kısa sürede de olsa öğretmen yetiştirmek durumundasınız. Ve şu düşünülüyor. Acaba askerlik ile eğitim arasında bir ilişki kurup askerden öğretmen, çavuştan öğretmen yapabilir miyiz? Neden olmasın diye soruluyor ve ilk adım atılıyor. Atılan adıma göre askerliğini yapan köy kökenli olmak kaydıyla ki toplumun büyük bir çoğunluğu köylü vatandaş zaten köy kökenli kişilerden gelecek vaat ettiğine inanılan eğer mümkünse çavuş rütbesine sahip olmuyorsa onbaşı rütbesine sahip ama ergen yokum içinde onbaşı veya çavuş rütbesine sahip insanlardan gelecek vaat ettiğine inanılan insanlar önce askeriyede okuma yazmaya tabi tutuluyor. Ali okulu vardır. Bilenler bilirler. Ali okulunda okumaya tabi tutuluyor. Yurttaşlık bilgisi dersleri veriliyor. Bu insanlar burada eğitime tabi tuttuktan sonra içinden
başarılı olacağını kanaat getiren kişiler seçiliyor. Eskişehir'de Mahmudiye'de çiftlikte eğitim alınıyorlar. Yaklaşık 9 ay süren bir eğitim sonrası bu insanlara eğitim ünvanı veriliyor. Ne yapıyorlar bu insanlar 9 aylık bu süre içinde? İlk defa Türkiye'de denenen bir şey var. Aslında teorik olarak bilgisi uzun yıllardır var Türkiye'de. 1900'lerin başından itibaren. Şu yapılıyor. Derslerin yaklaşık yarısı işte sosyal bilimler gibi, matematik gibi, Türkçe gibi, yurttaşlık bilgisi gibi derslerden oluşacak. Bir o kadarı da, yaklaşık yarısı da tarım bilgisi, yani ziraat bilgisinden oluşacak. Dolayısıyla yaklaşık yarı yarı bu müfredat ağırlıklı program uygulanıyor. Ve bu insanlar kendi köylerine gönderiliyor. Şimdi benim esasla ilgilendiren sonuç itibariyle ne oluyor köy eğitmenliğine? Köy eğitmenliği, az önce de sözün başında söz etmiştim. Türkiye'deki bana kalırsa en orijinal ve sonuçları itibariyle en doyurucu öğretmen yetiştirme uygulamalarından birisi. O dönem için söylüyorum. Niye? Köy eğitmenliği aracılığıyla bakın bir taşla birkaç kuş birden vuruyorsunuz. Birincisi, köy eğitmeni olan kişi devletten bizim bildiğimiz manada maaş almıyor. Çok sembolik bir maaş alıyorlar, 2,5 lira gibi. Çok çok sembolik bir para. Yani o dönem öğretmenler yaklaşık 50 lira gibi maaş alıyor. İlkokul öğretmenlerinden bahsediyorum. Dolayısıyla köy eğitmeni olan kişi devletten sembolik sayılabilecek, neredeyse hiç maaş almadan siz bir köye bir öğretmen kazandırıyorsunuz. Bunun adı eğitmen. Bu birinci avantaj. Hemen şu sorulabilir. Ya iyi de bu insan evlenecek, çoluğu çocuğu olacak, yani kazancını, hayatını nasıl idame ettirecek? Ona da çare bulunuyor. Deniliyor ki, hazineye ait ekilip dikilmeyen binlerce dönüm arazi var. Bu araziler köy muhtarlığı tarafından bu insanlara eğitmenlik yaptığı süre içinde tahsis edilecek. Bu kişi bunları ekip dikip biçecek. Elde ettiği ürün hasat ettiğinde kendi maaşı yerine geçecek. Dolayısıyla devlete yük olmadan köye öğretmen gönderdiniz. Ekilip dikilmeyen binlerce araziyi ekilir dikilir hale getirdiniz. Yani artı bir değer kazandırdınız ülkeye. Üçüncüsü, köy eğitmenleri o döneme göre, köylüye göre daha modern tarım yöntemlerini öğrenmesi sebebiyle köyde ekilip dikilir bir araziyle uğraştığı zaman köydeki insanlara da sanki adeta bir laboratuvar ortamı gibi bir ortam yaratmış oluyor. Yani yeni aşılama metotlarını yerine göre değişiyor. Daha fenli kovanları, daha yeni aracılık yetiştirme sistemleri gibi uygulamaları köye taşıması sebebiyle bu da bir avantaja dönüşüyor. Bir başka avantajı da şu köy eğitmenliğine. 1930'lardan bahsediyoruz. 1930'ların Türkiye'si şimdikinden kabul edelim daha kapalı. Dinsel anlamda muhafazakarlıktan bahsetmiyorum. Yani dışarıya daha kapalı. Dolayısıyla dışarıdan geri gelecek yabancı bir öğretmenin kabullenmesi zor. Ama eğitmenliğin kuralı şu. Eğitmen olacak kişi, o köyden çıkan kişi kendi köyüne eğitmen olarak atanıyor. Dolayısıyla köyüne gelen Mehmet, Mehmetçik, askerden gelen Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ali, Recep, Ramazan, her neyse ismi, Ramazan o köyün çocuğu. Dolayısıyla birinin torunu, birinin evladı, birinin kuzeni, birinin kardeşi, birinin bacısının oğlu. Dolayısıyla köylünün kabullenmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Bu gibi sebeplerden dolayı köy eğitmenliği hem maddi hem manevi açıdan Türkiye'nin köylerinin okulla buluşması noktasında çok önemli bir kazanımdır. Her köye bir tane öğretmen gönderiliyor. Biliyorsunuz o zamanlar 4 sınıftan oluşan ilkokullar 4 sınıftan oluşuyor, sonradan 5'e çıkıyor. Tek bir sınıfta eğitim görüyor. Yaklaşık 20 kadar önce bir eğitmen gönderiyorsunuz. 1950'lere kadar eğitmen yetiştiriyorsunuz. Elimizdeki verilere göre yaklaşık 17 bin tane öğretmen yetiştirilmiş bu süre içinde. Bunun manası şu, her köye bir tane öğretmen gönderdiğinize göre 17 bin tane köyü öğretmen de kıldınız. Ve çok küçük paralarla yaptınız bunu. Bu yüzden bunun çok önemli bir kazanım olduğunu altını çizmemiz lazım. Şimdi... Ve bunlar hep askerde yetiştiler değil mi hocam? Evet. Çavuş rütbesine sahip, yoksa onbaşı rütbesine sahip insanlardan oluşuyor. Şimdi... Bir daha şuraya bir bakalım. Acaba Cumhuriyet Türkiye'si, Atatürk döneminin
İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde acaba gelişimi nasıl cereyan etti? Yani okul sayısı, öğretmen sayısı, öğrenci sayısı açısından acaba nasıl bir yönelim gerçekleşti? Ona bakalım. Rakamları tam net seçiyor musunuz bilmiyorum ama evet, okunuyor net bir şekilde, tamam. İlkokullara bakıldığında, benim buradaki verdiğim oranlar hemen şöyle söyleyeyim. 1923 ila 1938 yıllar arası 15 yıllık dönemde, Atatürk döneminde yüzde kaç artış olmuş? Bunu veriyorum. Okullarda yüzde 61 artış gerçekleşmiş. Öğretmen sayısında yüzde 67 ama öğrenci sayısında yüzde 138'lik bir artış var. Bu ilkokul düzeyinde. Bunların değerlendirmesini biraz sonra yapacağım. Toplam bir değerlendireceğim. Ortaokul düzeyindeki değişime bakıldığında ise çok enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. Okul sayısı 15 yıllık dönemde %217 artmış, öğretmen sayısı %327 artmış ama öğrenci sayısı 1317 artmış. Bunun ne manaya geldiğini biraz sonra konuşacağız. Lise düzeyindeki değişim, o daha da ilginç bir soruyor bize. Okul oranı %226 artarken öğretmen oranı %159 artmış. Buna mukabil öğrenci sayısı %1863 artmış. Bu genel liseler. Bunu söyleyeyim. Yani bizdeki düz lise diye tahmin ettiğiniz liseler. Meslek liselerindeki değişim, orası biraz daha orantılı gitmiş adeta. Okul sayısı %127, öğretmen sayısı %68, öğrenci sayısı %87. Daha makul, anlaşılabilir rakamlar var burada. Yüksek öğretim düzeyinde durum ne? Okul sayısı, yüksek okulların sayısı %111, öğretmen sayısı, yani öğretim üyesi sayısı %179, öğrenci sayısı ise %251 artış göstermiş. Şimdi bakın, toplam bakıldığında biz bu tür değerlendirmeler yaparken okulların öğretmen veya öğrenci sayısının artmasından ziyade başka şeyi ölçüyoruz esasında. Hani sadece sayısal artış belirleyici değildir. Biz buna nicelik artışı adını veriyoruz. Nitelik artışından bahsederken başka şeyleri ölçüt alırız. Mesela burada iki tane grafik görüyorsunuz. Size göre sol tarafta yer alan okul başına düşen öğrenci sayısı. Size göre sağ taraftaki grafik öğretmen başına düşen öğrenci sayısı. 15 yıllık dönemde toplam olarak bakıldığında hakikaten çok ilginç bir veriyle karşı karşıyayız. Mesela ilkokullarda 15 yıllık dönemde okul başına düşen öğrenci sayısı %47 artmış. Bu makul. Yani 15 yıl az bir süre değil ve okul başına düşen öğrenci sayısı %47 artmış, yarı yarıya. Bu kabul edilebilir bir şey. Ortaokullardaki veriye bakıyoruz, yaklaşık 3,5 katı artmış. Bunun manası şu, okullarda öğrenci sayısı fazlalaşmaya başlıyor. Bir taraftan çok iyi, bir taraftan da iyi değil. Yani çok kalabalık sınıflarla karşı karşıya olduğunuzu gösteriyor. Liseye bakıldığında, düz liseye bakıldığında yaklaşık 5 kat artmış. %502 artmış okul başına düşen öğrenci sayısı. Meslek liseleri %49, yüksek öğretim %66. Buna göre ortaokul ve lisede biraz garip bir şeyler olduğu görülüyor. Bunu biraz sonra değerlendireceğim. Burada bir hata var mı hocam? Yeni 38 olacak herhalde. Özür dilerim. 38 benim yazım hatam. Çok özür dilerim. Teşekkürler, bunu düzelteceğim. Atatürk benim 23-38. Teşekkürler uyarınız için. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı. Burada da yine öğretmen başına ne kadar az öğrenci düşüyorsa bu da nitelik açısından o kadar iyi anlama gelir. Burada da yine değişen farklı şeyler var. Mesela ilkokullarda, meslek liselerinde ve yüksek öğretim kurumlarında durum iyi gibi görünüyor. Ama ortaokullarda ve özellikle liselerde ise inanılmaz bir kalabalıklık söz konusu. Bu nedenle mesela hem şurada hem burada zaten iki tane kolonun çok yoğun bir şekilde artış gösterdiğini hemen bir çırpıda görebiliyoruz. Bu neyi doğuruyor beraberinde? Sonuç bölümünde bunu da zaten değerlendirmiş olacağım. Şimdi isterseniz hemen o grafiklerden başlayarak yapayım değerlendirmemi. Cumhuriyet Türkiye'sinin geneline bakıldığında bu verilerden hareketle bir defa şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Devletin ateşleyici ruhu ile eğitimde yüksek oranlarda bir artış sağlanıyor.
Ve biz şöyle bir çıkarsamada da bulunabiliriz. Toplumdaki eğitim talebi aslında devletin sunduğu hizmetin önüne geçtiği şeklinde yorumlayabiliriz. Bu Osmanlı döneminde de böyleydi. Cumhuriyet'in ilk evresinde de sanki böyle gibi görünüyor. Osmanlı'nın son devresinde böyle olması normal mi? Normal. Çünkü devletin artık çöküşe gittiğini herkes biliyor. Ve son dönem Osmanlı'nın çeyreğine bakıldığında savaşlardan kendini alamıyor. Yani Trablusgarp, ardından Balkan Savaşları, ardından Birinci Dünya Savaşı, sonrasında Anadolu'da milli mücadele, yani kesintisiz yaklaşık 15 yıl süren, küçük aralıklarla, fasılalarla süren bir savaştan bahsediyoruz. Savaşın olduğu yerde siz bayındırlık hizmetlerini, eğitim falan çok fazla imkanlarınızı ayıramazsınız. Bu da bir realite açıkçası. Bu çerçevede toplumda bir eğitim talebi olduğunu görüyoruz. Köyden ziyade şehirlerde okullaşma oranının arttığını görüyoruz. İşte az önceki o iki büyük kolon, ortaokullarda ve düz liselerde yüksek artış bize esasında şunu düşündürtüyor. Şehirlerde yaşayan ebeveynler çocuklarını okula göndermek istiyorlar. Fırsatı buluyorlar ve gönderiyorlar. Müthiş derecede artıyor. Okullar kalabalıklaşıyor. Okulların kalabalıklaşmış olmasının bir eleştiri konusu yapabilir miyiz? Evet, yapılabilir. Doğrudur. Devlet yeterince okul yapmadı diyebilirsiniz. Ama şunu da unutmak lazım. 20'lerin 30'ların Türkiye'sinden bahsediyoruz. Elde avuçta doğru dürüst bir şey yok. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın tam sesleri çalmaya başlamış. Siz savunma bütçenizi tekrar arttırmaya başlamışsınız. Dolayısıyla bu atmosferde Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinde istenilen ölçülerde olamadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Toplumun eğitim talebi devletin sunduklarının çok çok ötesinde. Bu yönüyle bakılabilir. 15 yıllık dönemde okul yazarlarının istenilen düzeylere geliyor mu? İstenilen düzey aslında bunun da düzeyi. %23 gibi bir rakamdan bahsediyoruz. 23 rakamı yine ortalama bir rakam. Onu söyleyeyim. 38 Atatürk döneminden bahsediyoruz. Oysa bizim elimizdeki 1941'si. Biz projeksiyonlar 2 yıl öncesine gittiğimizde bunu görüyoruz. 1940'da %25'ler seviyesinde okuma. %23 kabul ediyoruz yaklaşık. Aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün hedeflediği kendi 37'den itibaren sağlığıyla ilgili kendisi endişelerini hissetmeye başlamıştır. Okuma yazmayı ile ilgili kendisine verilerle sunulduğunda bunun %40'lara, %50'lere acilen çıkartmamız lazım ifadelerini sıklıkla duyuyoruz. İstenilen düzeye ulaşılamadığını görüyoruz. Bu dönemde en başta ilk slide'da hani bir vizyondan bahsetmiştik, eğitim politikalarından bahsetmiştik. Hani ne hedefleniyordu, ne bulundu meselesinde. Hedeflere önemli ölçüde ulaşıldığını görebiliyoruz. Mesela toplumu yeniden inşa etme sürecinde eğitim milli bir dava olarak görülüyor ve çok önemli adımlar atılıyor. İşte tevhide tesisattan tutumla, Latin harflerine varıncaya kadar, tarih bilimi kurulmasına, Türk dil kurumuna kadar, millet mekteplerine, halk evine vesaire kadar bunu gidiyor. Devrimin istediği süreçte o ateşleyici ruh eğitimde yansımalarını buluyor mu? Önemli ölçüde bulduğunu söyleyebiliriz. Layık ve kavim eğitim noktasında istenilen seviyeye gelinebiliyor mu? Layık eğitim hususunda din eğitimleri gibi bakılabilir. O da tartışma konusu tabii ki. Türkiye'de din eğitimi 1932'den itibaren biliyorsunuz köy okulları her şey din dersi kaldırılıyor. Öyle söyleyeyim. 1924 yılında kavim eğitimi geçiriyor. O bir oldu bitti şeklinde geçiriliyor adeta. Köye evredik eğitim çok önemseniyor. Orada sonuç alınabiliyor mu? Eldeki verilere bakıldığında gerçek bir rakam olmadığını söyleyebiliriz. Köydeki eğitimde istenilen noktaya gelinmiyor. Maalesef aletli bütçesini hep arttıracağım, çok yüksek seviyelere çekeceğim diyor. Bu gerçekleşiyor mu? İyi neyli yaklaşımlar söz konusu ama içinde bulunan realite buna çok müsaade etmiyor. O dönemin genel ortalamasına bakıldığında hakikaten çok alt seviyelerdir. Yani %5'lerin altındadır maalesef vekaletten ayrılan bütçe. Niye? Çünkü savunma vekaletten ayrılan bütçe yaklaşık %40'lar seviyesindedir. Ve bayındırlık bütçesine, bayındırlık bakanlığı bütçesine ayrılan oranlar oldukça yüksek. Toparlayacak olursak, 15 yıllık dönemde, Atatürk döneminde hedeflenen, eğitimde hedeflenen noktalara nicelik
kişisel olarak önemli ölçüde ulaşıldığını ama nitelikle ilgili bazı noktalarda bazı açmazlarla karşı karşıya gelindiğini ama iyi niyetli yaklaşımların devam etmek üzere bazı adımların örtülü veya açıktan atıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben şunu burada bitiriyorum ama Müdür Bey'le de konuştuk. Bu bir söyleşi olduğu için soru cevap aslında olabilir söylendi. Ben konuşmamı daha da fazla uzatmadan burada noktalayayım. Sorularınız olursa onları da rahatlıkla ilgin çerçevesinde cevaplamaya çalışırım. Teşekkürler. Var.
Ya Mustafa Kemal önemli bir strateji adamı, bunu biliyoruz. 1950'li yıllarda onun hayatı okuma biçimi farklı. Fevzi Paşa'nın veya Kazım Karabekir Paşa'nın hayatı okuma biçimi farklı. Bir sürü sonra zaten yolları ayrılmaya başlıyor insanlar. Fevzi Çakmak neden işte el çektiriyor? Fevzi Çakmak işte el çektiriyor bu olaylar. Neden? Fevzi Çakmak el çektirmek değil esasında, şöyle söyleyeyim. Mustafa Kemal döneminde de sonraki dönemde de hala güçlü adamdır. Tamam, 1946 yılına kadar genel kurmay başkanıdır. Türkiye'deki en önemli adamdır. İşlemde çiftliklerde. Yani bence bilgilerin sürekli tekrar bir gözden geçirin. Bir bakın bence. Buyurun. Tam göremiyorum abi ya. Muhtemelen köy enstitülerinden bahsediyorsunuz. Köy enstitüleri Atatürk'ten sonraki dönemdir. 17 Nisan 1940'tır. Yok, sizin kastettiğiniz köy enstitüleri, Tombuç okulları diye bizim bildiğimiz bir okul yok. İsmail Hakkı Tombuç önce vekaleten, daha sonra da asaleten ilk köyün genel müdürü yapılıyor. Dolayısıyla onun adıyla adeta anılıyor, özdeşleştiriliyor. Fakat Tombuç Okulu'da diye bir okul yok bizim eğitim tarihimizde. Bir zamanlar, hala var mı bilmiyorum, Varlık Mecmuası'ydı. Orada Tombuç, hatta oğlu bile şimdi burada tarafında bir vakfı da var. Oğlu adını hatırlamıyorum. Engin Tombuç. Profesörü hala yaşıyor. Ben yanlış biliyorum yani. Estağfurullah. Evet. Hocam ben de bir katkıda bulunayım. Aslında dramatiktir. Hayatın getirdiği bir dramatik bir durumdur. Mustafa Necati aslında bu millet mekteplerinin mimarlarından bir tanesidir. Takdir edersiniz ki 1 Ocak 1929'da faaliyete geçer. Ama millet mekteplerinin faaliyete geçtiği gün maalesef Mustafa Necati'yi kaybetmişizdir. Onun da haricinde aslında İzmir olarak böyle bir İzmir güzellemesi yapayım. Çok güzel, çok övünç duyacağımız bir durum da söz konusu. Tevhid-i Tedrisat önemli bir dönüm noktasıdır milli eğitim tarihimizde. O dönemde Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar, İzmir'in çocuğudur aslında, İzmir'in bilgisidir. Millet mektepleri de önemli bir dönüm noktası, önemli bir virajdır. Onu o dönemde de Mustafa Necati Milli Eğitim Bakanı'dır. O da İzmir'in bir çocuğudur aslında. Bir de şunu söyleyeyim naçizane, ben de mesleğe girmeye çalışan birisi olarak söyleyeyim. Lütfen tarihi olayları lütfen bugünden geriye doğru okumayalım. Her dönemi kendi döneminin koşulları içerisinde değerlendirelim. Bugün böyle olsaydı, bugün şöyle olsaydı dediğinizde çok büyük hatalara düşebiliriz. Tarih böyle okunmuyor maalesef. Bu ilmin bir felsefesi var. Önce o felsefeyi biraz edinmek lazım galiba. Teşekkürler. Asil katılıyor buna. Doğru. Her dönemin kendi koşulları içinde değerlendirmek gerekiyor. Biz bu yanılgıya galiba çok sık düşüyoruz. Aşağı yukarı çeyrek yüzyıldır bu işin içinde olan birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türk eğitim tarihinde bizim mesela en fazla eleştiri tabi tutulan olumlu ya da olumsuz ele alınan konusunun tartışmasız köy enstitüleri konusu. Bir başka konu daha vardır. O da kimlik bir konusu olarak bakıldığında Abdülhamit konusudur. Bizde adeta saflar belirginleşir. İşte Abdülhamit sevenler ve reddedenler. O kadar ki işte yere göre sığdıran Abdülhamid'i yere göre sığdıramayacak Ulu Hakan diyenler, Yüce Sultan diyenler vardır. Bir o kadar Kızıl Sultan diye aşağılayan insanlar vardır. Köy enstitüleri için aynı şey söz konusudur. Yere göre sığdıramayacak kadar çok önemli hizmetler ettiğini ifade eden insanlar olduğu gibi köy enstitülerine yönelik olarak hem sağcı taraftan hem de Marksist soldan gelen ifade bana ait değil, rahatlıkla söyleyebilirim. Faşist okullar olarak nitelendirilir biliyorsunuz köy enstitüleri bu yönüyle de. Dolayısıyla galiba içinde bulunduğu duruma ve eldeki verilerden hareketle değerlendirmek gerekiyor. Kafamıza kurguladığımız bir şeylere dün de cevap bulmaya çalışmamamız gerekiyor.
tarih ilmi dediğimiz şey verilerden hareket etmesi gerekiyor. Ben mesela çoğunlukla ölçülebilir verilerle tarih konularını araştıran birisi olarak ölçülebilir veri diye ifade ettiğim için sayısal verileri biraz daha fazla kullanan tarihçilerden birisiyim galiba. O usta çok riayet etmemiz gerekiyor. Dünle sürekli muhasebe içine girmememiz gerekiyor. Bizim bugün için eğitim sistemimizdeki başarılı olamayışımızın kuşkusuz pek çok sebebi var. Birkaç nedenle açıklanamaz bu. Başarılı olamayışımızın temel sebeplerinden bir tanesi de biz galiba yarınlara yönelik projelerimizi tartışmaktan ziyade nedense hep düne yönelik bir şeylerin anlayışı açıdan gidiyoruz. O yüzden mesela hemen her akşam değişik paneller düzenlenir, değişik konuşmacılar televizyonlara çıkar. Ufuk açıcı ya da yarınlara yönelik çok söylem göremeyiz. İşte daha dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Mars'a uzay aracı indirildi. Biz onlar gibi düşünmektense bambaşka şeylerle uğraşıyoruz nedenle. Evet, dün çok önemli. Ben kimliğim olarak o tarafa bakmak durumundayım. Bir profesyonel çalışma hayatım o. Ekmeğini o tarafta buluyorum, doğru ama salt dünle siz bir memleketi veya yarını kurtaramazsınız. Onu söylemeye çalışıyorum. Hocam pardon. Tabii. Biraz önce faşist okullar tabiri kullandınız. Sağ ve sol cenahtan gelen eleştiriler kapsamında gören sürelerine dair. Onu o gün oligarşisinin egemen olduğu okullar olarak düzeltelim mi? İfade ben ait değil zaten. Bunu özellikle söylemiştim. Çünkü komünist okullar olarak nitelenenler de var. O bağlamda oligarşi. Onu söylemeye çalışıyorum. Oligarşik yapının örneği. Çok ilginçti. Ya üç tür değerlendirme vardır diyorsunuz köy yönetimine ilişkin. Mevcut verilerden hareketle daha bilimsel dosyonda değerlendiren kişiler vardır köy yönetimine. Sağ cenahtan bakıp birer tırnak içinde komünist okullar olarak nitelendirenler vardır. Marksist soldan da bunları işte küçük Mustafa Kemal'ler yetiştiren faşist okullar olarak nitelendirilir bu yönüyle. İfade de bana ait değil, öyle söyleyeyim. Bu yüklemeler vardır. Dolayısıyla bu yüklemelerden hareketinin ne olduğu konusunu araştırmak istiyorsak, hakikaten ne olduğuna bakmamız gerekiyor. O verilerden hareketlidir.